Herkese mutlu günler. Futbol bize hoş geldiniz. Futbol bizde bugün Erik Pulgar'ı sizler için mercek altına alacağız. Erik Pulgar kimdir? Oyun stili, gelirse ne yapar, nasıl bir background'u var ve Galatasaray'ın hem savunmada hem de hücumda o eksik olan defansif ön libero, defansif orta saha oyuncusu gereksinimlerini karşılar mı? Sorularını cevaplayacağız. Keyifli bir yayın olması dileğiyle. Evet, biliyorsunuz Galatasaray transfer döneminde faaliyetleri hızlandırdı. Eee Iniaki Peña ve Bufete Migomis ıslak imzaya kaldı ve üçüncü oyuncu olarak piyasalara bomba gibi düşen Eric Pulgar. Evet istiyorsanız biraz oyuncunun şu ana kadar nasıl geldiği üzerine notlarımdan sizlere aktarayım. 15 Ocak 1994 doğumlu olan Eric Pulgar futbola doğup büyüdüğü liman şehri olan Antofagasta'da başlıyor ve Antofagasta'dan sonra Orada U19 ve 2013'te A takıma yükseliyor. 2014 yılında ise CDU e takımına ya da CDUC takımından ee, orada bir yıl geçirdikten sonra 2015 yılında Serie A'nın Bologna'nın yolunu tutuyor. 2.3 milyon euroluk bir bedelle ve burada gösterdiği iyi performanstan sonra 2019-2020 yılında gayet Serie A için o dönemde şu an için bile diyebiliriz yüksek bir bedelle 12.3 milyon euroya Fiorentina'nın yolunu tutuyor. Şöyle bir bakalım son 4 yıl ne yaptı Serie A'da? 2018-2019 yılında 30 maça çıkıyor. 6 gol, 3 asist ve 2500 dakikalık bir süre geçiriyor. Daha sonra 2019-2020 yılında 41 maç, 7 gol, 8 asist. Bu da hiç fena değil. Ve 2020-2021 sezonunda biliyorsunuz 19-20'den sonra Fiorentina'da olduğunda söyleyelim. 20-21 sezonunda 33 maçta 1 gol, 3 asist ve 2200 dakika. Bu sene çok fazla süre almıyor. Tabi buna sakatlıklar da... Sebep oluyor ama darbeye dayalı sakatlıklar öyle sürekli nükseden bir bölgede bir sakatlığı yok oyuncu gayet fit ve şu anda Şili milli takımında oynuyor. Çili milli takımında da zaten ön libero mevkinde ilk 11'de yazılıyor 2021-22 yılında yani bu yıl Serie A'da 8 maça çıkıyor bir asistlik bir performans var 441 dakika oynuyor sizler de takdir ederseniz zaten sürekli takımın değişmez bir parçası olan bir oyuncuyu Ocak ayında transfer etmek çok zor, imkansız mı? Değil. Ama mali olarak gerçekten de hem takımı hem de oyuncuyu tatmin etmen lazım. O yüzden ben gerçekten de çok doğru bir profil olduğunu ve Galatasaray'ın özellikle savunma geçişinde ve oyun başlangıcında, birinci bölge oyununda Galatasaray'a seviye atlatabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Peki, geçelim teknik analize sevgili dostlar. Teknik analizde tabii ilk olarak şöyle yapalım. E, tactical Pet'e geçelim. Tactical Pet'te bakalım torrent nasıl oynatacak. Ama ondan önce Galatasaraylı ismi geçen oyuncuları... ...instat verilerine göre kıyasladım. Şöyle bakalım kim ne kadar çok istatistik yapmış bu sezon içinde. Bu da bütün yıl yani bu seneki oynanan maçlar milli da dahil. O yüzden instat verileri bazen başka istatistik verileriyle çelişebiliyor. Onun da altını çizelim sevgili dostlar. Evet, instat verileri de ben... E, Erik Pulgar, Amadou Diawara, Joshua Cilavogi ve Muhammed Elneni'yi mercek altına aldım. Gördüğünüz üzere burada ilk gördüğünüz değer 266 ve 276, 248 yani bunlar instat index verileri sevgili dostlar. Ve birçok logaritmaya göre yapılıyor. 266 hiç fena değil. Baktığımızda bu sene itibariyle hem Muhammed Elneni'den hem de Erik Pulgar'dan daha önde biliyorsunuz Joshua Glaogi zaten kendisi Bordo'ya gitti transfer oldu ama Galatasaray çok yakındı ve ıslak imzadan iş döndü. Peki açalım ve biraz daha detaylı bakalım. Oynadığı süre ilk 11 maçları 0.80 bu 4 oyuncudan çok daha istikrarlı olduğunu söyleyelim. İlk 11 başladığı maçlarda 2 gol var bu 2 golünde. Milli takım forması altında atıldığını söyleyelim. Gol pasları 0-13. Hiç fena değil maç başına. Ve şutlar 1-07 ile orada da liderliği var. İsabetli şutta 0-40. 46 pas maç başına ve %91 pas hiç fena değil %91 gerçekten bakınız Elneni %92 ki Elneni de yüksek pas yüzdesiyle bilinen bir oyuncudur. Top kaybı evet diğer oyunculara göre yüksek olsa da özellikle kendi yarı sahasında yaptığı top kayıpları geri kazanmada 4.5 ile iyi bir istatistik sunuyor. Rakip sahada kazanılan toplarda bu 4 oyuncunun önünde ve başarılı ikili mücadelelerde. E, bu dört oyuncunun gerisinde kalıyor. Ama şunu da söyleyelim alanında yani bölgesinde girdiği ikili mücadelelerde gerçekten çok başarılı. Bunu birazdan teknik analizde göstereceğiz. Topla koşu yani driplinkte de e, bu dört oyuncunun önünde özellikle Diawara'nın önünde olması biraz şaşırtıcı. Top kapma 2.5 ile ikinci sırada. E, isabetli kilit paslarda 0.20'lik bir e, rekoru var. Yani baktığımız zaman instat verileri bizlere Erik Pulgar'ın çok kötü bir oyuncu olmadığını söylüyor. Zaten uzun süredir Bologna'dan itibaren göz izlediğim bir oyuncuydu. İlginç bir profil sevgili dostlar. Biliyorsunuz yüksek boyuyla hem yerden hem havadan Top karşılamasıyla bir kez daha notlarıma bakıyorum. Evet, 1.87'lik bir boyu var. Ve yerden top karşılamaları, havadan top karşılamaları, yan toplarda önemli bir oyuncu. Savunmasına kesinlikle yardım ediyor. Peki teknik analize geçelim. Teknik analizimizi yapalım. Bir kere her şeyden önce bu oyuncu 6-8 numarada oynuyor. Kariyerine başladığında stoper oynuyor. Stoper olarak başlıyor. Daha sonra 6 numaraya evriliyor. Ve defansif ortasa Özelliğinde bir oyuncu. Tactical Board'da gördüğümüz gibi şu anda tabii burada muhtemel 11 yapıyoruz sevgili dostlar. Yani oyunun belli bölümlerinde Erik Bulgar'ı farklı pozisyonlarda görebilirsiniz. Ama ben bir daha notlarıma bakarak çünkü oyuncu gündeme yeni düştü. Ve Instagram oyuncu izleme profillerinden oyuncunun bazı maçlarını ve belli görüntülerini izleyerek sizlere analizimi yapayım. Topu kapar kapmaz bir kere topla çıkışlarda örneğin topu şu bölgede kaptı şu bölgede topu kaptı ve topla çıkışlarda hemen arkadaşlarını arıyor. Baskı varsa soğukkanlı bir şekilde baskıdan çıkabiliyor. Bu gerçekten çok önemli. Orada Zaten eğer hatırlarsanız yaptığımız programlarda Galatasaray'ın özellikle birinci bölgeden çıkışlarda basit hatalarla top kaptırdığını ve bu işte top kaybedilen topun da ister istemez hem tehlikeli pozisyon hem de gol olarak kalesinde gördüğünü söyledik. Erik Pulgar bir kere bu yönden bir tik atıyoruz yani kesinlikle bu yönden bir sıkıntı olmaz Galatasaray'da Erik Pulgar'ın gelişiyle. defansif kaymaları çok iyi yapıyor. Bunu niye söylüyoruz defansif kaymaları? Hem iki stoper arasına giriyor hem yeri gelince stoperle bek arasına da girebilir. Belli pozisyonlara göre Boya'nın çok açıldığını görürsek stoperle bek arasına girebilir. Bu kaymalar Galatasaray'da çok önemli. Oyunun belli bölümlerinde Marka ile Nelson arasında göreceğizdir ve ister istemez biz 3-4-2-1'e evrileceğiz böyle olunca. Bu yani stoper özellikli bir oyuncuyu kullanmak orada e, ve e, defansif görevleri yapabilen, aynı zamanda topla çıkış yapabilen e, Dom Torrent Hoca'nın oyununda çok önemli sevgili dostlar. E, mental açıdan tam bir Güney Amerikalı olduğunu söyleyelim. Yani duygusal olarak kendini e, duygusal olarak maça adıyor. Bu ne demek duygusal olarak maça adaması? Hem takım arkadaşların hem kendini hem de taraftarı ateşleyebilecek bir oyuncu. Zaten bu tarz bir oyuncu geldi yalışı Kim bu? Bafet Emi Gomis. Ee, evet. Bu genel Güney Amerikalı oyuncuların bir özelliği. Hava hakimiyetinin iyi olduğunu hem karşılarken hem yamda söyledik. Diagonal ve dikey top atabiliyor. Ee, ne demek istiyoruz bununla? Yani diagonal ve dikey top yerden ve havadan atabiliyor. Örneğin bu Boe burada e, topla atak başlangıcında Burada çok garanti ya da şuralarda garanti yana oynamıyor. Koşu yapan arkadaşını topla direkt atabiliyor sevgili dostlar. Bu önemli bir özellik çünkü sana alan ve zaman kazandırıyor. Bunu Prime zamanında Tayland'dan görüyorduk ama şu anda onu göremiyoruz maalesef form düşüklüğünden dolayı. Dediğim gibi baskı altında topla dribbling yapıyor ama çok fazla değil yani. Hemen o baskı altından çıkar çıkmaz topu çıkıldı ya da kim artık orada oyun kurulumunda bir üst seviyeye ya da takımı ileri doğru taşıyacak oyuncu varsa ona atıyor. Çok iyi free kick kullanıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Duran toplarda iyi. Ayrıca yan toplarda da içeri giriyor. Söylediğim gibi 1.87-1.88'lik bir boyu var. Peki Galatasaray Erik Pulgar'ın gelişiyle nasıl bir 11 ile çıkar? Bunu bekleyip göreceğiz ama bana şu anda en mantıklı 11 bu şekilde arkadaşlar. 1-4-1-4-1 ya da işte siz duruma göre 2-1 diyebilirsiniz. Yalnız 3-4-2-1 bunu çok tartıştık. Böyle olunca yine Berkan Çıkıl'da merkez orta sahası biraz daha yani sıkıntılı olabilir. O yüzden çok büyük bir ihtimalle 4-1-4-1'i göreceğiz burada. ve Berkan şu an için tabii Galatasaray'ın halen bir 8 numarayla Jetson Fernandez'li ilgisi var. Ama olur olmaz onu bilmiyoruz. Birçok bilgi düşünüyor. Bilgi düşüyor an itibariyle. Erik Pulgar'ın Defans arkasına koşu atan oyunculara yerden ve havadan top atabileceğini söyleyelim. pas kalitesi yüksek. Çok tempolu bir oyuncu değil. Yani çok tempolu bir oyuncu değil. Bir örneğin Diavara çok daha tempolu bir oyuncu. Hani kıyaslama yaptığımız için söyleyelim. Ya da Mangala Galatasaray'la daha önce ismi geçen Stuttgart'ın oyuncusu çok daha tempolu bir oyuncuydu. Ama örneğin Joshua'dan, Joshua Gilavogi'den çok daha pozitif anlamda topla çıkışlarda pas oyununda ben buradayım diyebiliyor ve zaten Şili Milli Takımının da değişilmez ön liberosu yüksek profil bir oyuncu zor bir transfer olduğunu inanıyorum transfer sürecinin ama oyuncunun ikna edildiği söyleniyor. Bakalım önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde bu iş nasıl olacak ama bize gelen bilgi ıslak imzaya kaldığı sevgili dostlar. ve yerli rotasyonunda da Kerem Emre Kılıç ve Berkan'ın bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bu yayında Erik Pulgar'ı sizler için mercek altına aldım. Oyuncunun profilini, ne tarz bir oyuncu olduğunu, güçlü yanlarını ve eksik yanlarını altını çizmeye çalıştık sevgili dostlar. Ve verilerimizi, görüşlerimizi de instat verileriyle güçlendirmeye çalıştık. Oyuncu izleme ve istatistik platformu instat verileriyle. Peki eğer yayını beğendiyseniz sevgili dostlar çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zili açıp bir beğeni bırakırsanız bu yayının daha sonra izlenmesinde siz de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca kurumsal Twitter hesabımızı The Football Biz Twitter'ı takip etmeyi unutmayın. Yorum, analiz ve video kesitleri paylaşıyoruz. Instagram'da haber paylaşmaya başladık. Instagram hesabınız varsa mutlaka bizleri takip edin. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Futbolla kalın. Hoşçakalın.